Diri Zihin konuğumuz Doçent Doktor Şengül İlgar. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde görevli. Eğitim psikolojisi alanında uzman Şengül Hocam. Efendim Diri Zihin'e hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Efendim sizin çalışmalarınızı ben olabildiğince takip ediyorum. Kuşaklar arası ilişkiler. Tabii eğitim açısından meseleyi ele alıyorsunuz. Bugün de bu programda sizinle bu konular etrafında konuşalım istiyorum. Tabii insan dediğimiz varlık toplumsal bir varlık. Diğer canlılara göre yetişmesi, gelişmesi, kendine yeter hale gelmesi çok uzun bir süreç alıyor. Hatta ömür boyu devam ediyor desek sanırım yeridir. Bu çerçevede bakıldığında her insan önceki kuşağın emeklerinin ürünü bir bakıma. Ve kendisi de daha sonraki kuşaklara emek veren bir pozisyon ve konumda bulunuyor. Dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde olan bir yapı, aile dediğimiz şey. O da genel manada üç kuşaktan oluşuyor. Bir genç kuşak, bir o kuşağın doğrudan efendim varlık sahnesine çıkmasını sağlayan ebeveyn, bir de o ebeveynin varlık sahnesine gelmesini sağlayan, ona vesile olan büyük ebeveyn diyelim ona. Efendim bu üç kuşak arasındaki ilişkileri genel manada değerlendirip sizin asıl odaklandığınız noktaya, üçüncü kuşakla birinci kuşak arasındaki ilişkilere doğru girmiş olalım hocam. Evet. Buyurun. Emeklerinize sağlık önce Hüseyin Hocam. Şimdi biz çok güzel izah ettiniz. Üç kuşak bir arada. Özellikle ikinci kuşak için önemli problemleri beraberinde getiriyor. Ama biz şunu hep biliyoruz, çalışmalarımızda gördük. Büyük ebeveynler dediğimiz, büyük anne büyük babalar ile küçük çocuklar, torunlar dediğimiz ailenin, çekirdek ailenin çocukları birbirleriyle çok farklı ilişkiler içindeler ve bu ilişkilerin aslında hala bilimde sırrı çözülememiş. Bu ilişkilerin düzeylerini, değerini ölçecek makineler ya da ölçekler geliştirilmemiş. Çok değerli bir ilişki var. Biz bunu bazen çok farkında olmuyoruz ve işte ancak yapılan çalışmalarda çok değerli bilgiler edinilmiş. Örneğin büyük annelere sorulmuş, size en çok ya da işte mutlu eden şeyler neler? %74'ü bir çalışmada, %74'ü bir torun sahibi olmak diye cevap vermiş. %46'lar kadarıyla çocuk torunlar tarafından sevilmek, öpülmek, onlar tarafından güzel sözlerle hitap edilmek onları en çok hayatta mutlu eden şeyler olarak karşımıza çıkmış. Dolayısıyla her iki kuşak da birinci kuşak ve üçüncü kuşak birbirlerine çok şey katıyorlar ve birbirleriyle doğrudan bir doyum ilişkisine giriyorlar. Dolayısıyla büyük anne büyük babalar açısından baktığımızda, birinci kuşak açısından baktığımızda bunlar torunlarıyla birlikte olmak. Bu aynı evde olabilir, farklı o evlerde olabilir. Ki günümüzde biliyorsunuz artık çekirdek aile yapısına dönüldüğü için genelde farklı evlerde yaşıyoruz. Ama farklı evlerde bile olsalar bir torun sahibi olmak onlara çok iyi geliyor. Onları her şeyden önce genç ve dinç tutuyor ve onların büyük ebeveynlerin en büyük amacı çocuklarının hayatında oldukları gibi torunların hayatlarında olmak ve onların hayatlarında anılar bırakmak, izler bırakmak. Dolayısıyla bu onlara çok iyi geliyor. Onlardan destek almak biz anne babalar için onların kendilerini yeterli hissetmesine, hala bir şey yapabiliyor hissini yaşamasına ve aslında onların yaşamdan doyum sağlamasına, kendi öz saygılarını devam ettirmelerine ve işe yararlık hissiyle birlikte aslında biraz da ruh sağlıklarını korumaya ve depresyonu önlemeye de
çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla onları diri, genç, ayakta ve zinde tutuyor. Torunlar açısından baktığınızda annelerine söyleyemedikleri, babalarına paylaşamadıkları birçok şeyi büyük anne büyük babalarıyla paylaşıyorlar. Onlarla anlaşamadıklarında büyük anne büyük babalarının onları anladığını, onları önem verdiğini, onları dinlediğini, onlara zaman ayırdığını düşünüyorlar. Malum bizler anne babalar çocukları çalışıyoruz, hayat koşuşturmacası, sorumluluklarımızın, işlerimizin çok fazla olmasından dolayı büyük anne, büyük babalar sığınılacak bir liman çocuklarımız için. Sevgiyi paylaştıkları gibi dertleri paylaşıyorlar. Vakit geçirme fırsatı olarak çok küçükse oyun oynuyorlar, büyükse arkadaşlarından, dostlarından söz ediyorlar, sırlarını paylaşıyorlar. Ve en önemlisi de aslında kültüre ilişkin, yaşama ilişkin, gelenek göreneklere ilişkin çok şeyi büyük anne büyük babalardan öğreniyor. Aslında doğal olarak bir kültür aktarımı oluyor bir toplumsal yaşam için ve bu çok değerli aslında. Tabii ki aynı evde olmak ilişkileri biraz daha arttırıyor ama sizin de söylediğiniz gibi kimi zaman da aynı evlerde yaşadığı zaman iletişim çatışmaları da görebiliyoruz. Burada aynı evde olmak ya da farklı evlerde yaşıyor olmaktan çok ilişkilerin kalitesi üzerinde durmak çok çok önemli. Bu işin en yararlı, en doyum sağlayan ve en hoş tarafı. Ama her zaman her şey bu kadar güzel ve hoş da gitmiyor tabii ki. Tabii şimdi gerek birinci kuşak hayatının o hengamesi bittikten daha sükunete erdikten yaygın deyimiyle ununu eleyip eleğini astıktan sonra bir evet. boşluğa düşüyorlar esas itibariyle. Sonra işaret bir işe yaramazlık, bir işlevsizlik, artık bize ihtiyaç yok, gerek yok gibi bir duygu ister istemez yok. Hatta iş hayatından emekli olanlarda bile yoğun şekilde ortaya çıkan bir duygu bu. Onlar dolayısıyla ilgilenmeye ve ilgilenilmeye muhtaç. Zaten yeni yetişen üçüncü kuşak tamamen ilgi ve alakaya muhtaç. Dolayısıyla birinci ve üçüncü kuşak birbirine muhtaç. Birbirine olmasa bile birilerine muhtaç. Şimdi dolayısıyla bu ihtiyacı en sağlıklı, en verimli şekilde karşılayabilmeleri için birbirlerinden ikinci kuşağa herhalde bir önemli görev ve rol düşüyor. Bu iletişim imkanlarını ister aynı mekanda, aynı evde, aynı ortamda, isterse farklı zamanlarda, farklı biçim ve şekillerde bu imkanın, bu fırsatın onlara verilmesi, bu kanalların açık tutulması ve kaliteli bir şekilde bunun açık tutulması lazım. Burada da tabii ister istemez ilgi noktası üçüncü kuşak, ikinci kuşağın. Onlar farklı zamanlarda gelişmiş, yetişmiş insanlar. Farklı algıları var, farklı kültürleri var, farklı alışkanlıkları var. Bundan dolayı da herhalde zaman zaman bu beklenen ve arzu edilen sağlıklı ortam olamayabiliyor. Buna da kabaca herhalde kuşak çatışması mı deniyor sizin uzmanlığınız açısından? Biraz da buraya girelim. Ebeveyne ne düşüyor bu iki kuşak arasında sağlıklı ilişki oluşabilmesi için? Burada ebeveynin çok önemli bir rolü var ama her şeyden önce ebeveynlerin kabul etmesi ve bilmesi gereken bir nokta var. Çocuk yetiştirme yöntemlerine, tutumlarına, çocuk yetiştirmeye karşı büyük ebeveynin uyum sağlamak istemesi çok büyük atılmış bir adım. Büyük ebeveyn bu konuda tabii her zaman böyle bir istek ve arzu içinde olmayabiliyor. Büyük anne büyük babalar, anne babalarının ortak bir tutum sergilemesi çocuğun ruhsal gelişimi açısından çok çok önemli. Çünkü çocuk dünyayı nasıl algılayacak? Doğru ne? Yanlış ne?
Bunları yetişkinden öğreniyor, yetişkinin verdiği tepkilerden öğreniyor. Ya da bazen cezalandırıyor, kabul etmediğimizi bildiriyoruz, çocuk da bunun yanlış olduğunu anlıyor. Aslında dünyaya ilişkin algıları çok nötrken biz bu algıları daha doğru ve yanlışı öğretme yönünde sürdürmeye çalışıyoruz. Durum böyle olunca bu aslında anne babaların üstlendiği rolün önemli bir kısmını büyük anne babaların da üstlenmesi gerekiyor. Yani anne ve babaların çocuk yetiştirme eğilimiyle, anlayışıyla büyük anne, büyük babaların tutumlarının birbirine yakın olması, aynı olmasını çok bekleyemeyiz. Bu mümkün değil. Yıllar öncesiyle şimdiki tutumlarımız hiç mümkün değil ama birbirini destekliyor, birbiriyle örtüşüyor ve uyumlu olması gerekiyor. Şimdi burada tabii ki anne babanın tutum ve davranışlarının büyük anne büyük baba tarafından desteklenmesi, sürdürülmesi çok önemli. Ama tabii her iki jenerasyonun da çocukla ilgili kaygıları olabilir, korkuları olabilir, beklentileri olabilir, istekleri olabilir. Bunların bir arada oturulup konuşulup anlaşılması ve ortak bir yetiştirme tarzı, bir eğitim tarzının belirlenmesi gerekiyor. Ortak bir noktaya varmaları gerekiyor. Büyük ebeveynlerle, ebeveynlerin öncelikle nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. Ama burada çoğu zaman görüyoruz ki iş bu kadar kolay gitmiyor. Büyükler diyorlar ki bizim tecrübelerimiz var. Biz sizi nasıl yetiştirdik? İşte her şey ortada. Siz çok iyi çocukları, yetişkinler oldunuz. Dolayısıyla bize güvenin, bize bırakın. Bizim yöntemlerimizle biz bu işi götürelim. Siz bize uyun diyorlar. Oysa ki anne babalar da her zaman, çünkü çoğu zaman diyorlar ki şimdi her şey çok farklı. Biz şöyle bir çocuk işte örneğin dünyaya uyum sağlayacak, her şeye uyum sağlayacak bir dünya insanı yetiştirmek istiyoruz. Onun için olması gerekenler farklı. Doğrular ahlaki anlamda, değerler anlamında hep aynı ama donanımlar farklı sonuçta. Biz böyle bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse işte bizim jenerasyonda, bizim yetiştiğimiz jenerasyonda büyüklerimiz mutlak otoriteydi, evde bir otorite vardı aile yapısında. Bu birlikte yaşıyorsak büyüklerimiz de dede, amca ya da babaanneydi. İşte şimdi çekirdek aile yapısında aslında aile reisi olarak tanımlanan baba var ama çoğunlukla bizim ülkemiz değerlerimiz açısından örnek verirsek ailenin belli tek bir otoritesi yok. Aslında demokratik aile yapısı çok daha yaygınlaşmaya başladı ve bu demokratik aile yapısında herkesin söz hakkı var, herkesin ortak kararlara katılımı söz konusu. Dolayısıyla yapılarda ve toplumsal yaşamlarda değişiklikler ister istemez günümüzdeki değişimlerle birlikte aileye yansıyor. Böyle olunca da çocuk yetiştirme alışkanlıkları, tutumlarında da farklılaşmalar aslında biz istesek de istemesek de mecburen oluyor. Dolayısıyla burada önerilen şudur, anne babanın çocuk yetiştirme eğilimini, tarzını, tutumunu doğru belirlemesi ama tecrübe anlamında da büyüklerin onlara destek olması, fikir vermesi, desteklemesi. Eğer bir uyumsuzluk söz konusuysa da burada anne babanın tercihlerinin büyük anne büyük baba tarafından sürdürülmesi ve devam ettirilmesi. Tabii ki burada şu çok önemli. Büyük anne büyük babalarımız sadece ihtiyaç duyduğumuzda başvuracağımız kişiler değildir. Onlar bizim çok kıymetlilerimizdir. Onlar bizim için çok değerlidir. Onlar olmasaydı biz olmazdık. Onlar bizi yetiştirdi ve işte topluma, ülkeye, dünyaya yararlı insanlar haline getirdi. O yüzden onlara biz çok şey borçluyuz. Mesajını da sürekli çocuklarımıza vermek, empoze etmek, bu ilişkinin iyi götürülmesi için ve aslında gerçekten toplumsal değerlerin sürdürülmesi için çok çok önemli.
Maalesef gördüğümüz ve yaşadıklarımız hep böyle olmuyor hocam. Çünkü biz çalışıyoruz. Bayanların da çalışma hayatına atılmasıyla birlikte ve evlerde yalnız olduğumuz için aman anne gel, aman baba gel, yardım et, çocukları okuldan al, toplantılarına git, hastayken bak deyip hep öyle büyütüyoruz. Ama ondan sonra onlar da diyorlar ki ben bu kadar işin içindeysem ben de söz sahibi olmalıyım. Çok haklı olarak hayır dur orada senin söz hakkın yok diyemeyiz. Bunun için kırmadan en başta nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Şimdiki sistemde neler olursa daha iyi olur? Onların tecrübelerinden nasıl yararlanabiliriz? Bunları nasıl sentezleyebiliriz? Nasıl birleştirebiliriz? Ve aslında ortak karar vermek. Genç ebeveynlerden yeni nesil genç anneler özellikle biraz daha radikal davranıyorlar bana. Çok keskin çizgiler bana göre. Çok daha keskin çizgilerle gidenler var. Orada hayır anne, hayır baba. Biz böyle karar verdik. Siz bunu uygulamak zorundasınız şeklinde iletişim tarzlarını görüyoruz maalesef diyeceğim. Çünkü tabii ki burada büyük anne, büyük baba hem gelinin kızı için, oğlu, damadı için hiç fark etmez. Anne baba için hem de torunun için tamam ne yapalım madem öyle ne derseniz o diye yaklaşacaktır. O uygulanacaktır ama bir de bunun arka planı var. Karşımızdaki büyüklerimizde hangi etkiyi bırakıyor bu tavır ve tutumlarımız, bu iletişim tarzımız. Açıkçası bu ilişkileri zinde tutarak, ilişkiyi bozmadan, kimi zaman ricayla, kimi zaman ortak karar alarak. Bakın bir kişiyi bir karara katmak çok uygulayabilirsiniz, uygulayamayabilirsiniz. Ama başta o kişiyi o karara kattığınız zaman o işin yapılabilirlik düzeyini arttırmış olursunuz. Hangi iş olursa olsun. Çocuk yetiştirmek için de böyle ki yadsınamayacak bir şey var. Hakikaten iyi ebeveyn yani başarılı ebeveynlikte başarılı ya da başarısız olabilir. Ne olursa olsun mutlaka bizden çok daha tecrübeleri var. Biz de yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe o tecrübeleri zaman zaman ediniyoruz. Biz de farklı tecrübeler ediniyoruz ve herhalde bizler de çocuklarımızın çocuk eğitirken bizim tecrübelerimize başvurmasını arzu ediyor olacağız. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla hani bir nasıl ki çocuğunuz sizinle aynı meslekten olur ve dersiniz ki bunu ben biliyorum, bana sorsa keşke de öğretsem. Hani çok eziyet çekmeden bu işi doğru kaynaktan öğrense dersiniz. İşte aslında bu da bir ciddi bir meslek, ömür boyu süren bir meslek, annelik babalık. Biz var oldukça, anne babalarımız da var oldukça, onların da mesleği işte 80-85 yaşında da olsa hala devam ediyor ve ben hep şuna inanıyorum, duygusal anlamda gerçekten belki bizlerin çocuklarımızla ilgili kaygılarından da, çok daha fazlasıyla kaygılanıyorlar. Çok daha fazlasıyla dertleniyorlar. Gerçekten bu çok çok önemli ve onları hiçbir zaman ister ailemiz aynı evde yaşıyor olalım. Aynı ailedeyiz ama aynı evde yaşayalım. İstersek ailemizin evimizin dışında olsunlar. Mutlaka bu işe katmak zorundayız. Evet. Tabii şimdinin anne babası geçmişin anne babasına bir empatiyle yaklaşması lazım. Evet. Benim de yarın öbür gün o pozisyonda bulunmam kaçınılmaz diye düşünebilmesi lazım. Bu önemli bir şey ama bunu hep dillendiririz de bunu uygulaması hakikaten sadece bu konuda değil. Başka ilişkilerde de çok zor olan bir şey. Fakat şimdi biz bir yılı aşkın süredir bir pandemi ya da küresel salgın sürecini yaşıyoruz. Süreçten önceki dönemde çok da farkına varmadığımız, çok fazla önemsemediğimiz, hakkını veremediğimiz bir takım şeylerin kadrini, kıymetini
ya da ihmal edilmesi durumunda, önemsenmemesi durumunda nelere yol açabileceğine dair de epeyce deneyim yaşadık galiba. Hı hı. Bu konuda en önemli bilinçlenmemize ya da uyanmamıza konu olan hususlardan biri de galiba bu. Çünkü belli bir yaş grubunun üstündekilere bu küresel salgın dolayısıyla uygulanan tedbirler çok daha katı, çok daha net uygulandı. Şu yaş altı, yaş şu yaş üstü gidemez, gelemez, çıkamaz hala da devam ediyor ve dolayısıyla eğer çekirdek aile şeklinde yapısını sürdüren aileler varsa işte birinci kuşak bir yerde kaldı, ikinci kuşak, üçüncü kuşak ayrı yerde kaldı. Fiziki temas imkanı tamamen ortadan kalktı. Onların yetişme tarzları ve gelişme dönemlerinde olmayan teknolojileri kullanma imkanları da pek yok. Yani görüntülü görüşme, her an görüşme o da yok. Dolayısıyla normal zamanlarda külfet gibi gözüken o gidiş gelişlerin, o görüşmelerin ne büyük nimet olduğu hem birinci kuşak hem ikinci, üçüncü kuşak tarafından herhalde kafaya adeta dank etti gibi geliyor hocam. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi ben birazcık bu süreç başladığından beri özellikle ileri yaştaki büyük ebeveynlerle biraz gözlem yapmak ve görüşme bu konuda fikirlerini alma ihtiyacı duydum. Çocuklarımızı biliyoruz ama bunlar ne yaşıyorlar, ne ediyorlar? Dediğiniz gibi pandeminin başında özellikle 65 yaş üstü ölümler çok fazla vurgulandı sosyal medyada, medyada. Dolayısıyla bu onları çok kaygı düzeyini arttırdı. Çok fazla bizden uzak oldukları için yalnızlık hissine kapılmaya başladılar. Çok, daha fazla uzak olsalar da görüşüyorduk aslında. Ama bu işte onlara destek olmak babında biraz uzak kaldık. Onları korumak adına yapmaya çalıştık aslında. Önceden onları çok sevdiğimiz için sarılıp öperken şimdi sevdiğimiz için öpmemeye başladık. Böyle ters işleyen bir durum oldu. Onlara çok eskisi gibi sık gitmemeye çalıştık virüs taşımamak adına. Ama aslında bu onların gerçekten kaygı düzeylerini çok arttırdı. Psikolog arkadaşlarımla görüştüğümde çok fazla depresyona giren yaşlılarımız, ileri yaştaki büyük ebeveynler olduğumuz görüyoruz. Açıkçası Alzheimer gibi, demans gibi bir takım olumsuz sonuçlar da oluşmaya başladı. Çünkü yüksek kaygıyla birlikte, yalnızlıkla birlikte bunlar yaşanmaya başladı. Şimdi biz eğitimci olduğumuz için pandeminin başında çocuklar evde kalmaya başladılar. Büyükler evde kalmaya başladılar ve hep bize böyle gerek firmalar olsun, gerekse eğitim danışmanlık şirketleri olsun, gerekse işte yayın evleri olsun, aileler olsun, çocuklarımızı evde nasıl oyalayacağız, çocuklarımız için neler yapacağız, onları nasıl evde verimli tutacağız. Hep bize sorulan bunlar oldu. Hiç kimse kalkıp da demedi ki şu büyük ebeveynlerimizi evde nasıl sağlıklı tutacağız, ruh sağlıklarını nasıl koruyacağız, onları evde nasıl tutacağız. Hiç kimse kalkıp da bunu düşünmedi, üzerinde durmadı. Bazı ufak tefek işte hani yardımlara koşmalar, işte alışveriş yapmalar gibi şeyler oldu çevredeki konu komşudan. Açıkçası burada iki yapı çok şanslıydı. Bunlardan bir tanesi köylerde, küçük yerleşim yerlerinde yaşayan yaşlı ebeveynler çok şanslıydılar. Bir de çocuklarıyla aynı evi paylaşan, büyük aile, geleneksel aile yapısında olan yaşlılar çok şanslıydı. Ayrı evlerde olan yaşlılar için gerçekten çok büyük olumsuzluklar vardı. Şimdi zaman içinde tabii ki biz bu virüste tanımak, biraz yol almak, biraz da sürecin ilerlemesiyle artık eskisi gibi çok izole olmuyoruz. Daha fazla ailelerimize gidip geliyoruz. Burada keşke yapılabilse idi, yalnız olan ebeveynleri yanımıza almak,
Ama bizler çok fazla dışarı gidip geliyoruz. Bu da onlara virüs taşıyacağımız taşıma kaygımızdan dolayı çok gerçekleşemedi. Burada açıkçası birazcık toplumdaki sosyal kurumlara, sosyal yardım, sosyal destek kurumlarına ve medyaya iş düştü. Bu yaşların en çok kullandıkları iletişim araçları genelde sosyo-kültürel düzeyi yüksek olanlar her şeyi sosyal medyayı, işte görüntülü aramaları, zoomları hepsini kullanıyor ama birçoğunun evinde internet yok, birçoğunun evinde laptop yok. Dolayısıyla burada televizyon, radyo ve telefon en çok kullandıkları bu vasıtalarla bence gerek programlar yoluyla gerekse bilgilendirmeler yoluyla onlara ulaşmak çok önemli idi bu süreçte. Kısmen yapıldı ama çok da dikkat edildiğini düşünmüyorum. Bu konuda biraz eksik kaldık ve bugün artık bu süreçten çıktıktan sonra bu kaybolan şeylere değer ya da yetileri, bazı yetiler kayboluyor hepimizde. Bu yetileri nasıl onaracağız, nasıl geri getireceğiz? Bunlar üzerinde bundan sonra bu kayıpları nasıl karşılayacağız? Durmak lazım. Ama belki de bu süreçte hala pandemi süreci devam ediyor. Bitmiş değil Evet. çünkü. Biraz daha onlarla aktif olmak. Yani önceden biz günde iki kere ailemizi arıyorsak, büyüklerimizi, bu süreçte belki beş kere aramak. İşte görüntülü konuşamıyorsak telefonla uzun süreli konuşmak, onların görüntülü telefonları yoksa ya da mesela evlerinin içine girmekten korku duyuyorsanız, kaygılanıyorsanız onlarla aynı ortamda kalıp yatıp kalkmaktan işte basamak başına kadar gidip orada sohbet etmek, araya mesafe koyup sohbet etmek gibi bir takım önlemler almak gerekiyor. Çünkü onların ruh sağlığını korumak çok önemli. Çocuklardaki gibi yaşlılarda da hatta daha da zor bir durumda onların ruh sağlığı bozulduğu zaman düzelebiliyor. Süreç daha uzun oluyor. Kayıpları geri getirmek zor oluyor. Örneğin bir demans ya da bir Alzheimer yaşanıyorsa onlarda başa dönüş artık olmuyor. Dolayısıyla bir örneğici tutum içinde olmak ve burada her ailenin yapabileceği oranda kendi büyüklerini koruyarak yaklaşmak çok önemli. Ama burada yine ben diyorum ki torunları devreye sokmak çok önemli. Tatiller oluyor. Çocukların işte okulları açıldı şimdi ama okulun olmadığı günler oluyor. Eğer çocuklar dışarıya çok gidip gelmemişlerse eğer burada bir virüs tehlikesi yoksa çocuklarda mesela torunlar büyük ebeveynlerin yanında bir süre kalabilirler. En azından okulun olmadığı işte online eğitime katılmadığı günlerde kalabilirler. Orada imkan varsa oradan katılabilirler derslere. Bu ara ara da yapılsa çok çok iyi gelecektir büyüklere. İnanın onların ruh sağlığını onarmada, onların duygusal doyum sağlamasında çok çok önemli bir şey bu. Yapılan çalışmalarda bunu bize gösteriyor. En çok doyum sağladıkları çünkü onlarla birlikte olmak. O yüzden biraz bu konuda herhalde gayret etmek, üzerinde düşünmek ve bir şeyler yapmak lazım. Önümüzde yaz geliyor, onlar aşılandılar. Bizler de eğer kendimizi yapabiliyorsak 3-5 gün izole edip sonra birlikte olmamızda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdiye kadar tanımıyorduk, yapmadık ama bundan sonra en azından bu konuda bir şeyler yapılabilir diye Evet. düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Programı kapatacağız ama son birkaç cümle vermek istediğiniz, önemli bulduğunuz mesaj varsa onları alarak kapatalım istiyorum. Her şeyden önce sağlıklı olmak, ayakta kalmak çok önemli. Yaşıyor olmak çok önemli. Ama ben şuna inanıyorum ki ruh sağlığımız yerinde ve mutlu yaşıyor olmak çok önemli. O yüzden herhalde hem çocuklarımızın, hem kendimizin, hem büyüklerimizin ruh sağlığını korumak yine biz ebeveynlere düşüyor. Aradaki ikinci kuşağa düşüyor.
Bizler biliyoruz, birçok şeyin farkındayız. Hem büyüklerimiz gibi düşünebiliyoruz, hem çocuklarımız için bir şeyler yapabiliyoruz. Aradaki nesiliyiz. Bu dengeyi sağlayacak olan nesiliz. Hem çocuklarımıza hem büyüklerimize empati kurarak dediğiniz gibi doğruları yönlendirmek, anlatmak, iletişimimizi koparmadan, onlarla çatışmadan bunu yapmak hepimize çok iyi gelecektir ve hepimiz çok kazançlı çıkacağız bu ilişkilerden. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ Rica olun, var olun. İyi ederim. günler Ben teşekkür diliyorum. ederim. İyi, çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.